Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 11 Nisan Pazartesi. Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programı ve aynı zamanda da sezonun ilk açılış programı bunlar arkadaşlar. Sezonun ilk açılışı diyeceksiniz ki Bursa her hafta zaten var. İşte görüyorsunuz birinci yarış günü yani sıfırlandı artık. Yeni yarış dönemine, yeni yarış sezonuna giriş yaptık. Tabii yarın Adana yarışı var yine. Artık Ankara herhalde bilmiyorum Perşembe mi başlayacak, artık ne zaman başlayacak. Ben de tam bilgiyi bakmadım. Yani sadece yarınki programa baktım ama Adana yarışını gördüm. O yüzden belki herhalde öbür gün başlar. Arkadaşlar bugünün tek koşusu var bende. Bursa yarışı 10 koşu program var ama 10 koşu olması sebebini bugün 3 yaşlı Arap tayları da ilk kez sahaya çıkıyorlar. Ve bugün ilk yarışlarını yapacaklar. Tabii ki artık tay yarışları da başladı. Ve bayağı da bir kalabalık, bir coşkulu bir yarış programı başlıyor artık. Yani altılar artık bundan sonra para verir arkadaşlar. Yani o yüzden hiç kafanızı takmayın. Ama neyimiz var neyimiz yok verelim de belki yakalarız hesabına da gitmeyin. Bu işin nasip bir şey olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani her şeyin nasipte. Yani tutacağınız altılıyı bile bulsanız bile kalem gider başka rakamı yazar. Yine kaybediyoruz. Benim başıma çünkü çok geldi. O yüzden muhakkak birkaç arkadaşımızın da başına gelmiştir. O yüzden yani bu iş gerçekten nasıl bir şey. Yani 1000 liraya oynarsınız sizi bulmaz ama 1 liraya oynarsınız o sizi bulur arkadaşlar. Yani nasibiniz varsa gerçekten bulur. Neyse fazla sözü uzatmayalım. Yarış programına geçiş yapacağız. Tabii bir geceliğinde Amerika'nın Will Rogers Downs'ta bir yarışımız var. Bu yarış programı da sadece üyelere özel olarak yayınlanacak. En azından hafta sonu açık bıraktığım programlarda gördünüz. En azından başarılı bir program olduğunu düşünüyorum yurt dışı yarışlarında. Tabii yerli yarışta da dün Adana'yı yakaladık. 200 küsur TL verdi. Akşam bir evvelsi gün Kinland olduğu gibi 9 koşuyu da bulduk zaten. Dünkü şu anda pazar günkü sadece bir birinci koşudan biraz ıskar geçtik. O da yüklenmek istemedim oraya. Ama 5'li ganyan oynayan arkadaşlar tuttu yani yine 200 küsur TL verdi ve şu anda 2. 6'lı ganyan verdiğim oyun gidiyor. Hem de çok yüksek bir fiyata değil yani ucuz bir fiyata gidiyor. Hem de 6'lı bayağı para oldu çünkü daha 5. ve 6. koşunun çıktısı bile 100 küsur liraya geçti. Yanına yani 6'lı paraya gidiyor. Hem de verdiğim atlar 2. at 3. at şey ama demek ki geliyor. Nasip olduktan sonra inşallah devamı gelir arkadaşlar. Neyse gelelim bugünkü Bursa yarışlarımıza. Hemen fazla sözü uzatmayayım. Arkadaşların canını sıkmayın. Çünkü kotası az olan arkadaşlarımız var haliyle. Hayat şartları malum pahalı. Birinci koşu saatler 13.30'u gösterirken şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına ilk startımızı verelim. Birinci altılı ganyanın birinci koşusundan itibaren herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 4 dolu LeBron, Weiner, Vazir temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan safkan benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Kazanmaya biraz daha yakın, yani risk edilebilecek bir safkan. Onu da bildireyim. Ama öncelik ciddi rakip bence 3 numaralı Neyzen. Çok güzel bir form yakaladı. Bu kalite safkan da bir Belmont temsilcisi Erhan Aktu'yla start oluyor. Yine güzel formuyla bence LeBron'un en ciddi rakip konumunda. 4-3 yazıp bu aya geçebiliriz ama 7 numaralı Petrocelli uzun aradan sonra start alacak olmasına rağmen güzel hazırlıklarla bu yarışı katılıyor. Bir de 8 numaralı Verbon. Yine bu mesafelerin etkili ismi bu Kalim 4 temsilcisi de Mertcan Çelik'le bayağı genişletmek isteyenlere önereceğim bir isim. Ama önce 4-3 daha sonra 7 ve 8 numaralı safkanla. Günün ikinci koşusuna geldik. Evet geldik. Bir şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1000 metrelik kum yarışı. Evet tay yarışımız, Arap taylarımız başladı. Allah ayaklarını düz bastırsın. Şu anda 3 yarışa bölündü zaten bu grup. Yani 3 tane tay yarışı seyredeceğiz. Tabii 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda yine Allah ayaklarını düz bastırsın dileğimizi sunalım. Tüyleri kadar para kazansınlar. Burada bayağı eküller var. 1, 3, 5, 6, 10 safkanlar. Ahmet Kaya ekürüsüne ait 4, 7, 8 de Kurtal ekürüsüne ait arkadaşlar. Bu 11 safkanın içerisinde baktığımız zaman en azından hazırlık olarak kimler dahil çıkınca ben burada 8 olur. Asi Kızcık bu Onur Kan temsilcisi anne kraliçe karınca. Bu Ildırlı'nın kardeşi arkadaşlar. Anneden Ildırlı kardeşi Mustafa Çiçek'le start alacak olan safka. Bence kazanmaya daha yakın rakiplerine oranla biraz daha ön planda. Bir de 2 tane ekürü avantajına sahip. Her iki ekürü de fena değil. Ama ben her şeye rağmen 8 numaralı Asi Kızcık'ın bunları geçmesini bekliyorum ilk yarışta. Tabii ilk yarışta ne olacağı belli olmaz ama ben bir riske gireceğim. 8 numaralı Asi Kızcık 4 ve 7 ekürlü olan bu safkanı bank olarak önereceğim arkadaşlar Mustafa Çiçek'le. Günün 3. koşusuna geldiğimizde handikap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 6 safkanın yer almış olduğu koşuda
4 oğlu Jix Life. Scarface temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na start alacak olan Safkan son kazanmış olduğu yarış gayet tatminkar. Daha sonra 5 oğlu Luca Toni. Bizden kendi temsilcisi Saadettin Bayraz'a start alan Safkan nihayet birkaç yarış tabela dışı kalmasına rağmen son yarışındaki ikinciyle güzel bir form yakaladı. Ben iyi hazırlıklarıyla bir de bir nolu Satoshi. Bir Pakopoy temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alacak olan bir isim de rakibin oranına biraz ağır kilo olmuş olsa da Safkan'ın genel görüntüsü olduğu şey son ikinciliği de gayet tatminkar. Benim burada da şans verdiğim diğer isim olacak. 4-5-1 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün dördüncü koşusu Yedili Plase üçlü Gayan Ayamız. Bu koşudan itibaren başlıyor. Bir şartlı bir yine bölünen Arapların, 3 yaşlı Arapların bu 1000 metrelik kum yarışında burada da 10 safkan var. 1-8-9-10 safkanlar Kadriye Kaya, Ahmet Kaya, Ekürü zaten bunlar. Kadriye Kaya zaten Ahmet Kaya'nın annesi. 3-6 ayrı Ekürü, 4-5 de ayrı Ekürü arkadaşlar. Yani 3 ayrı Ekürü var burada. Ben burada 3 nolu Baba Fahrettin'le başlayan bu Yakup Bey temsilcisi Nurettin Şen'le en azından 6 nolu Beyaz Köpüklü Ekürü bu safkan. Biraz daha hazırlıkları daha yakın geldi bana, biraz daha hazır geldi. Çalışmaları da fena değil. O yüzden biraz daha ön planda çıktı bende 3 nolu Baba Fahrettin. Daha sonra 10 nolu Zemfir abi Demir Döven temsilcisi Mahmut Turan'la sınat alan safkan ekürüsüz koşuyor. Sade koşuyor. Ama hazırlıkları oldukça iyi. Bayağı bu safkan bu yıl adını çok söz ettirecek bize. 10 nolu Zemfir abi Mahmut Turan'la. 2 nolu Altın Kule ve Ayabakan temsilcisi Ali Can İnci ile start alacak olan safkan yine güzel hazırlıklarıyla. 7 nolu Nur Burcu, bu Uçan Oğlu temsilcisi Tolga Yıldız'la güzel hazırlıklara sahip. Ve bir de 1 nolu Akhal Teke, en azından 3 ekürle saldıracak olan bir Kadir Kaya ekürüsüne ait bu Özgün Kan temsilcisi Gökhan Yıldız'la yine iyi hazırlıklarla şans verdiğim diğer isim olacak. 3-10-2-7-1 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 5. koşusuna geldik. Handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına. Evet, burada da bakalım 10 safkanın yer almış olduğu koşu. Ben burada önceliği tabi burası 2. altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. 3 nolu Huchlini Amerika temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alan safkan. En azından biraz daha bana birinciliğe yakın geldi bu safkanlar arasında. Hazırlıkları da fena değil. Son 4. de gayet tatminkar. Daha sonra bir nolu Peggy Pandy, bir kontrol ringi temsilcisi Ali Yolaçı'yla start alan safkan da yine grubun etkili bir ismi ve son 4. gayet tatminkar. 2 nolu La Plata, bir aftermarket temsilcisi Furkan Yüksel'le start alan safkan. Bu aralar güzel bir form yakalamıştı, hazırlıkları oldukça iyi. Bu grup içinde 7 nolu Grey River, bir Sir Matrobin temsilcisi Nevzat Avcı'yla start alan safkan. Son 0 yaptı ama bu safkan hazırlık olarak fena değil. Hani bugün bence boş geçmemek lazım. Ve daha sonra 4 nolu Miss Arya, bir Aprov temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alan safkan. 2 aylık aradan sonra koşacak olmasına rağmen güzel hazırlıklarla katılıyor. O yüzden bence ıskalamamak en doğrusu olur. 3-1-2-7-4 biraz daha ön planda ama şu 5 nolu İncil'in kızını da Nurettin Şen'le de en azından bu ayağı genişletmek isteyenlere önereceğim isim olacak. Günün 6. koşusu. Handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışı. Evet, handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı dedik ve burada yine kalabalık bir yarış bizi bekliyor. Bugün zaten genelleme baktığınız zaman 105 safkanın yer almış olduğu bir koşu programı var. Burada 9 ve 15 nolu safkanlar ekürü, 10 ve 11'de ayrı bir ekürü arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Burada benim sıralamam 5 nolu Miray Kız, bu bilginin temsilcisi Mahmut Turan'la yakalamış oldu. Güzel formüle biraz da olsa ön plana çıkan isim oldu bende. 7 nolu Uçan Yumak, bu Uçan nolu temsilcisi Hüseyin Şimşek'le arka arka 2 tane ikincilikten sonra güzel hazırlıklarla yine buranın iddialı ve şanslı isimleri. 9 nolu Hanım Sultan, bu ekürü avantajına sahip bu safkan tırnağın ucunda ama yani bakmayın bir 6. 9. son yarışındaki 5. fena değil. Bu safkan her an patlayabilir. Bir de ekürü avantajına sahip. Yani ekürüsü de boştur. Ekürüsü de bu aralar yine kıpırdamalar içerisinde. Yani o yüzden 9 nolu Hanım Sultan'ı bence hiç Mahmut Bağ'la yazalım. Hem çok çok uygun kilosuyla. Bir de 4 nolu Esmer Göz. Bu Yaşarcı temsilcisi de Çetin Can Bolat'la yine önlerde şanslı gördüğüm isim olacak. 5, 7, 9, 4 biraz daha ön plana çıkan isimler. Ama bu ayakta biraz yüklenelim derseniz kalabalık yazmak isteyenlere de. O zaman 1 nolu Çağlayan Şelale, bu Halil Yol Açıcı'yla 3 nolu Lolan Güzeli, Kürşat Yılmaz'la bir de 8 nolu Efsiri'de Nevzat Avcili'de kuponlara ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldik. Kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına 7 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda ben 4 nolu Koca Çınar, bu Kaptan Rio temsilcisi İşman Çizik'le start alacak diyordum ama İşman Çizik startta at bilmiyormuş arkadaşlar.
Yani yarın kim binecek bakarız, öğreniriz. Ama Musafkan'ın kim binse fark etmez. Şu anda yakalamış olduğu çok güzel bir form var. Son iki yarışında iki tane kısa vade yarış koştu. Birini kazandı, birini de ikincilik aldı. Bence bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. Benim banko isim olacak 4 numaralı Koca Çınar. Artık jokeyi her kim ise, ama güzel sağlam bir jokeyi bindirdiler. Onda eminim hemen. Günün 8. koşusuna geldik. Şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışına. 1 ve 2'nin ekür olduğu 11 safkanın yer almış olduğu koşuda önceliği ben 9 olarak Gölde'me vereceğim. Bu tam erim temsilcisi Kaancan Gökçeli start oluyor. Artık yavaş yavaş kazanılacak kıvama gelen bu isim. Bence birincilikte ilk şansı hak ediyor. 9 nolu Gölde'm. Daha sonra 2 nolu Emin Adam, 1 nolu Buz Kralı'yla ekürü olan bu safkan da her 2 ekürü de şu anda hazır durumda. 6 nolu Olgun Alp'e dikkat, son 3.lük gayet tatminkar. Ve 1 de 10 nolu Beyhan Efe, bilgin temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na start alan bu safkan. Son yarışında zaten önlerde vermişti bu safkan, ikincilik elde etti. Bugün bence hiç ihmal etmedim, bu safkan bayağı iyi duruma gelmiş. Hazırlıkları da oldukça iyi. 10 nolu Beyhan Efe'den. 9, 2, 6, 10. Benim bu koşul için sıralama olacak. Evet, günün 9. koşusuna geldik. Şartlı 1, 3 yaşlı Arapların 1000 metrelik kum yarışına. Evet, burada da 10 safkanın yer almış olduğu koşuda 6 ve 8 10 safkanlar ekürü. Ben burada 3 nolu Erşafak turbunun güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine Kurtar ekürüsüne bu safkan hazırlıkları oldukça iyi. Aynı zamanda 4 nolu Gür Obası Ayabakan temsilcisi de Tolga Yıldız da yine oldukça etkili güzel çalışmalarıyla benim biraz daha ön plana çıkan isimler oldu. 3 nolu Erşafak ve 4 nolu Gür Obası bence hiç ayrım yapmadan bu iki safkana kuponlara yazıp bu ayağa geçebiliriz. Ama bir sürpriz şansı arayanlar için de 7 nolu Armağan Hanım'ı da bu Tamerino temsilcisinde Kaancan Gökçeli de ilave edilebilir arkadaşlar. Ama önce 3-4 daha sonra 7 nolu safkan. Günün son koşusuna geldik. Handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışı, 2, 7 ve 16 nolu safkanların ekürü olduğu bu koşuda ben önceliği 3 nolu Kılıç Faro'ya vereceğim. Bu Bersoy temsilcisi Eren Kadirler'le start alacak olan bir isim. Çok güzel bir form yakaladı. Artan formuyla işte son iki yarışta bir birincilik, ikincilik ve bence de bu yarışta da çok iddialı ve şanslı. Benim ilk sırada şans verdiğim isim oldu. Bir 3 nolu Kılıç Faro Eren Kadirler ile 5 nolu Oğlum Yaman. Bu Yakup Bey temsilcisi Ali Can İncil'e start oluyor ve artan bir formu var. Son 3.lük gayet tatminkar. Ve 1 nolu Can Berkinoğlu. Bu Can Bertay temsilcisi bugün Mürsel Kayış ile Apranti Kilo indirimden de faydalanan bir isim. Yine çok formda, oldukça güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bence kesinlikle ihmal edilmeden kuponlara yazıp bayağı 3-5-1 olarak geçebiliriz. Ama eğer bu üçlünün dışında at yazmak isteyenler de 6 nolu Adı Yakşi. Bu Kaysberg temsilcisi Tolga Yıldız'la ve bir de 3 ekürülü saldıracak olan 16 nolu Gür Nisa Can. Bu turbo temsilcisi de Mahmut Duran'la önereceğim son isim olur. Ama önce 3-5-1 daha sonra 6 ve 16 nolu safkanlar. Hemen şablonuza bakalım. Birinci koşu 4-3, daha sonra 7 ve 8. İkinci koşu 8 tek. Üçüncü koşu 4-5-1. Dördüncü koşu 3-10-2-7-1. Beşinci koşu 3-1-2-7-4. Daha sonra 5. Altıncı koşu 5-7-9-4. Daha sonra 1-3-8. Yedinci koşu 4 tek. Sekizinci koşu 9-2-6-10. Dokuzuncu koşu 3-4 önce 7 daha sonra. Son koşu 3-5-1 önce 6-16 daha sonra şanslı gördüğüm isimler arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.